hayata geçirdiği, kurduğu kütüphaneler, kitap kafeler, uluslararası turizmin, kongrelerin, fuarcılığın olduğu kadar aynı zamanda bilginin... Ona da hoş geldiniz demek istiyorum. Her iki Barış kardeşimize de hoş geldiniz diyorum. Deniz Hanım'ın söylediği gerçekten otoriter toplumlarda en temel ekmek gibi, su gibi en temel haklarımızdan biri olan haber alma hürriyeti de kayboluyor. Dolayısıyla at izinin it izine karıştığı, açıklığın, şeffaflığın kalmadığı ve çok karanlık bir iklim içinde yaşamaya çalışıyoruz. El yordamıyla doğruyu keşfetmeyi anlamaya çalışıyoruz. İşte tam da burada bizim gençliğimizde araştırmacı gazetecilik diye bir şey vardı. Ona ihtiyaç duyuyoruz. İşte o yüzden iyi ki buradalar, iyi ki bugün bizimle beraber bu vakitlerini paylaşıyorlar. Emeklerinin sonucunu ortaya koydukları kitapla beraber sizlerle, bizlerle paylaşacaklar. O yüzden her ikisine de hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Sözü size bırakıyorum. Benim sesim geliyor ama senin sesin. Teşekkür ederim. Barış adına da teşekkür ederim. Türkiye tarihi bir dönüm noktasında ve bence bütün tarih aslında istemeden bir şey yapmış olduk. Onun hikayesi şu, dünyada bir plan kullanacak, ormana bir tilki salıyorlar, 10 dakika sonra tilkiyi bulup 2 dakika sonra geri geliyorlar. Fakat aslında iddiacı. Ama bu Türkiye'deki bir şeyin özeti. Çünkü yakın zamanda biliyorsunuz SS kitabı çıktı. Geçen hafta daha bir hafta oldu. Bir hafta önce kitap çıktı ama biz herhalde onun çalışmalarını çok uzun süre yaptıktan sonra kitabın hazırlıklarına başladık. Fakat şöyle bir sorun var. Kitabın adını duyuramıyoruz. Kitabın konusunu duyuramıyoruz. Ondan sonra Barışlar kitap yazdı diye konuşuluyor. Fakat kitabın kendisi hakkında konuşamıyoruz. Çünkü başımıza, bakın kitap çıktığından beri başımıza bir şey gelir mi? Güvenliğiniz sağlam mı? Ondan sonra bu kitap toplatılır mı? Sokakta dayak yer misiniz? Hatta vurulur musunuz? Diye insanlar açıktan konuşuyorlar. Ya burada bir gariplik yok mu? Biz İçişleri Bakanı hakkında kitap yazdık. Yani sizlerin, burada oturan kişilerin hepsinin güvenliğini sağlamakla yükümlü. Kadın olsun, erkek olsun, siyah olsun, beyaz olsun, o mezhepten olsun, bu din. Herkesin güvenliğini sağlamaktan sorumlu olan İçişleri Bakanı hakkında yazılmış kitabın bedeli sizin güvensizliğiniz. İşte o yüzden ilk bu söyleşi talebi geldiğinde bize aslında neyi seçeceğiz demiştik. Aslında biz bunu seçeceğiz. Kitapta anlatılan da bu. Bunu seçeceğiz. Bu keyfiyetin olmamasını seçeceğiz. Ve Türkiye bana kalırsa bugün o seçimin eşiğinde duruyor. Nedir o seçim? Biliyorsunuz tarih insanların sırtına getirir, bir kararı yükler. Hatırlayın. Mustafa Kemal Atatürk bundan 100 yıl önce. Cumhuriyet filmini izleyenler o anı hatırlayacaktır. Bir salona giriyor. Salonun ortasında masanın üstünde eski rejimin artıkları var. Padişah seviciler, saltanatın eteğinden kopmuş gelenler, sözde ulema takımı. Ve saltanat kaldırılsın mı, kaldırılmasın mı? Mustafa Kemal masaya vuruyor, susturuyor. Mesele bir hakikati ifade etmekten ibarettir diyor. O gün saltanatın kaldırılması karar veriliyor o masada. Bence bugün tarihsel olarak 100 yıl sonra bugün de öyle bir yerdeyiz. Öyle bir yerdeyiz ki bakın 1917'de Rusya'ya gidin. Onun sloganı neydi? Onun sloganı şuydu. Şah gitsin, şah gitsin, şah gitsin, şah gitsin. Şah gitti. Gidin 77'ye 78'e İran'a. Özür dilerim Rusya'nınki çar gitsin de karıştırdım. Özür diliyorum. Heyecanımı bağışlayın. İran'a gidin şah gitsin. İran'da gitti. Türkiye'de bugün 1923'ün 100. yılında 2023'te toplumun duygusunu ifade eden toplumun hani böyle elma ağacına uzanırsınız ya uzanmak istediği yeri ifade eden his nedir derseniz Erdoğan gitsinizdir. Türkiye bugün o değişimin arifesinde aslında çok fazla seçecek. Mesela sadece biz barışçı bir partinin üyesi değiliz. Hiçbir zaman bir parti propagandası yaptık. Ama bazı değerleri temsil etmeye çalışıyoruz. Onun savunusunu yapmaya çalışıyoruz. Cumhuriyet, laiklik, emek, aydınlanma bunları savunuyoruz. Şimdi bakın bugün Türkiye sadece bir başkanlık seçimi, bir insan seçimi yapmıyor.
daha fazlasını yapıyor. Düşünün. Yıllar önce, Avrupa'daki pek çok ülkeden önce kadınların seçme ve seçilme hakkını vermiş bir cumhuriyet, bugün kadınların eğitim hakkını, çalışma hakkını, hatta özür dilerim ama yaşama hakkını, çünkü yaşamak sadece evde oturmak değildir, tartışan bir siyasi partiyle ittifak kurmuş ve bunu siyasi pazarlığa dönüştürmüş bir iktidarın varlığını veya yokluğunu tartışıyor. Buna sadece bir başkanlık seçimi diyebilir misiniz? Bugün Türkiye, her üç gençten, biraz önce başkanımızla da konuştuk, İzmir'in durumunda konuştuk, Türkiye'de aynı. Her üç gençten, hele hele üniversite mezunu olduğunuzda daha facia durum. Evinde oturduğu, iş bulamadığı bir anı yaşıyor. İş bulursa ülkenin yarısından fazlasının asgari ücretle çalıştığı, hep birlikte ailece çalışsanız açlık sınırının altında kaldığı, bütün ömrünüzü açlık sınırının altında kalıp yine aç bir şekilde tamamladığınızda, emekli olduğunuzda hala yaşamak zorunda bırakıldığınız bir düzenin içerisindesiniz. Sistem size öyle bir noktaya gelmiş ki, ben bir işçi çocuğuyum. Beni babam emeğiyle okuttu. Ve bu cumhuriyetin kurumlarında büyüdüm. O yüzden hem aileme hem cumhuriyete borçlu hissediyorum. Ama bugün sistem, bu ülkede maaşıyla geçinen insanlara çocuğunu okutma hakkı veriyor mu Allah aşkına? Bıraktım kendi şehrinde yaşama hakkı veriyor mu? Türkiye'de bugün yurttaşlarımızın seçiminin sadece bir başkanlık seçimi, sadece bir insan seçimi olduğu söylenebilir mi? Söylenemez. Türkiye'de sadece, bakın, devlet rejimi öyle bir hale gelmiş durumda ki, buranın ormanları yandı. Birkaç kilometre ötede Atatürk'ün kurduğu, kendi en önemli esir olan Nutkun bütün gelirini bağışladığı Türk Hava Kurumu'nun uçakları biraz ötede yangınları izlediler. Altından kendini kurtarmak için kurumlar oluşturmuşlarken onları yıktılar. Ve günlerce enkazın altında kalıp kendilerini kurtaracak kişileri beklerken, kurumları beklerken donarak öldüler. Cumhuriyet her şeyden önce insanlardan sadece bir insan seçimi yaptığını söyleyebilirsiniz. İşte ben sadece işte milletvekili seçimi yaptığını düşünmüyorum. Türkiye bugün tarihin ilerisine doğru seçim yapıyor. Ve o yüzden bizim SS kitabımız çıkarken, biz dedim ya anlatamamıştık, aslında neyi seçeceğiz dediğinde, aslında biz tam da böyle bir şey olmasını, evet, seçiyoruz diye konuşmak geldi içimden. Sen ne dersin? Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için ve burada bizi dinlemek için vakit ayırdığınız için. Şimdi biz Barış'la birlikte bu 5. kitabımız. Açık söyleyeyim, bu kitabı yazarken o belgeler önümüze geldiğinde, onları incelediğimizde ya da işte kaynaklarla konuştuğumuzda gerçek olmasını arzulamıyorduk. Yani bu bilgi doğru olmamalı. Yani doğru olmamalı ki böyle bir şey yazmayalım. Ama maalesef karnımız ağrıya ağrıya, acı çeke çeke yazdık biraz da bu kitabı. Çünkü biz Süleyman Soylu'nun kişisel hayatıyla aslında bir sorunumuz yok ya da onun ses tonuyla bir kavgamız yok. Biz Süleyman Soylu'nun vücudunda birleşen, onun siyasetinde birleşen Türkiye'deki çürümeyi anlatmak istedik. Türkiye'deki yozlaşmayı anlatmak istedik. Ya düşünebiliyor musunuz? Mesela Barış deprem dedi, sonundan başlayayım. Bizim kitabımızın sonunda depremin arkasındaki sırlar diye bir bölüm var. Hani o depremin ilk günlerinde Recep Tayyip Erdoğan da dedi ya, işte bağışlasınlar, affetsinler beni halkım. İşte ilk günlerde çok iyi koordine olamadık vesaire diye. Hepimiz şunu istedik değil mi? Mehmetçik nerede? Neden Mehmetçik o enkazların başında değil diye? Neredeymiş biliyor musunuz? Düşünün, o gece deprem olur olmaz hemen Mehmetçik'in enkazın başına gitmesi için çabalayanlar vardı. Ama bir kişi durduruyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. En büyük direnci gösteren kişi oydu. Ağzından çıkan cümleyi size söylüyorum. Kitapta da yazdık. Askeri sokağa indirelim de darbe mi yapsın? Şimdi bakın, bunu diyen adam maalesef AFAD gibi bir organizasyonun da başında olan insan ayrıca. Askerin orada insanları o enkazdan kurtarmasına izin vermeyip AFAD'ı oraya bile organize edemeyen
ve sonuçta on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine neden olan bir isimden bahsediyorum. Bu öyle bir çürüme ki, bakın sadece şunu anlatayım, düşünün. Yani bizim devlet dediğimiz olgu, bizim 14 Mayıs'ta oylayacağımız sistem o kadar büyük bir çürüme içinde ki, suç örgütlerine, suç işleyen kişilere, kara para aklayanlara, uyuşturucuya bulaşanlara, mafya, bu cüreti veren sistem bitmeli. Mesela kişi meselesi değil, Süleyman Soylu meselesi değil. İşte biz yarın Türkiye'de bu seçimi yapacağız. Biz size şunu oy verin, bunu oy verin demiyoruz. Ama neyi değiştirmemiz gerektiğini söyleyebiliriz sadece. Bugün işte değiştirmemiz gereken şey ortada. Bazılarınız okumuştur, bazılarınız belki okumayı düşünüyordur. Okuyanlardan, okumayı düşünenlerden aslında bir ricamız var. Bunları başkalarına da anlatın. Onlar kitap almasalar da anlatın. Mesele kitabın satılması meselesi değil. Mesele buradaki öykünün unutulmaması. Çünkü bizim yarın öbür gün iktidar değiştiğinde de bizim bu hafızayı korumamız gerekiyor. Bu 21 yıl boyunca bu acıları boşuna yaşamadığımızı hatırlamamız gerekiyor. Ki yarın hesap soralım. Yarın adil bir ülke kuracaksak bu dönemin suçlarını gerçekten o mahkeme salonlarında yargılayalım. Çok teşekkür ediyorum. Kırmızı Kedi Yayınevi'ne de bizi İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle buluşturuyoruz. Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Barış Soyer de İzmir halkı adına Sayın Barış Pehlivan'a ve Sayın Barış Terkoğlu'na emanet ediliyor. Sayın Başkanım. Evet, imzalarımızı dışarıda atacağız efendim. Değerli yazarlarımız açık havada güzel bir İzmir Nisan gününde kitaplarınızı imzalamak üzere hazır bulunacaklar. Bu nedenle... Naci Avşar. Naciye Avşar. Evet. Banu mevsimi değil mi? Pardon, bir müsaade alabilir miyim? Evet. Biraz bir alabilirsin. Pardon, biraz daha. Tamam. Buradayım, esnafım. Korunma sizi izlettiriyor.